Merhaba, ben Birç Onay. Bu videomuzda defter beyan sisteminde dönem sonu mal mevcudu nasıl girilebilir onu anlatacağım. Öncelikle mevcut firmamızın dönem sonu mal mevcudunun tespiti yapılması gerekiyor. Bu firmamızın 27.589,94 olarak yapılmış. Ben önden de bir hesap özeti hazırladım, defter beyandaki bilgilerini Excel'e aktarıp buraya yapıştırarak. Bu basit usul bir firma. Bu firmanın dönem sonu mal mevcudunu girdiğimiz zaman 468 lira 21 kuruş kârı çıkacak şeklinde oluyor. Toplamda gireceğimiz dönem sonu mal mevcudu da 27.589,94. Bu defter beyan sisteminde nasıl girebiliriz onu göstereceğim. Muhasebe bilgilerinin altında gelir ekle tıklıyoruz. Kayıt tarihimiz 31.12.2019. Burada seçeceğimiz tesviki zaruri olmayan gelir. Bunu tıkladığımızda yukarıyı kapatıyor, alt tarafa geliyor. Burada diğer diyoruz. Burada mal satışı kalıyor. Burada da dönem sonu emtia. Toplam tutarımızı buraya giriyoruz. Gireceğim rakam 27.589,94. 27.589,94. Şu şekilde bir kontrol edelim. 27.589,94. Dönem sonu emtia açıklaması da otomatik geldi. Satır ekle diyorum. Buraya sağ tarafa ekledi. Eklenen gelirlere kaydet ve devam et dediğim zaman başarıyla oluşturuldu gelir kaydınız. Bunu gelir listele diyerek kontrol ederiz. 27.589,94 buraya dönem sonu mal mevcudu olarak ekledi. Şu şekilde belgeyi git diyerek belgemizi inceleyebiliriz. Bu şekilde silmek istersek silebiliriz. Güncellemek istersek güncelleyebiliriz. Bu şekilde. Sonrasında hesap özeti alalım. Hani yaptığımız Excel'dekiyle kar tutuyor mu onu bir kontrol edelim. Oluştur diyorum. Daha önce hata veriyordu. İşte dönem sonu girilmemişti diye, yani uyarı veriyordu. Şimdi vermiyor. Direkt oluşturuyor. Şu anda karı 468,21. Evet, 468,21. Bunu önden Excel'de hazırlayıp yaparsanız hem girdiğiniz bilgi doğru mu diye kontrol etmiş de olursunuz. Bu şekilde dönem sonu mal mevcudu kaydınızı basitçe ekleyebilirsiniz defter beyan sisteminde. Kanalımda diğer videolar da var. Eğitimle ilgili defter beyan, luka vesaire, hani muhasebe ile ilgili videolarımız var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bu tarzdaki videoların hani ücretsiz eğitimlerini devam etmesi için destek olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler.